Ergun Poyraz geçtiğimiz gün saldırıya uğramıştı. 3 kişi tarafından. Eşi de araca bindiği sırada bir araç çarpıyor ve araçtan çıkıp ne oluyor dedikten sonra da 3 kişinin saldırısına uğruyor. Ve hemen akabinde işte kafasından ve ağız bölgesinden bir yara almıştı ve yoğun bakıma kaldırılmıştı, hatırlayacaksınız. Ergenekon davasından da yargılanmış, hatta hapis yapmış ve sonrasında da aklanmış bir gazeteci. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kitabı bulunan, onun profilini ortaya koyan bir kitabı da bulunan bir gazeteci, bir yazar aynı zamanda. Ve bugün sağlık durumuna ilişkinde bunu anlıyoruz ki kendisine gelmiş ve Oda TV'den Masum Göke konuşmuş. Masum Göke konuşmuş ve diyor ki bana saldıranlar PKK'lıdır, azmettirenler de belediye başkanı. Azmettiren de belediye başkanı diyor. Şimdi bağlantımız hazır olacak birazdan. Kendisine soracağız tüm bu iddialar efendim. Nedir? Hazır mıyız? Peki. Yayınımızda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner var. İzmir Stüdyosu'ndan yayınımıza konuk oluyor. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi Ergun Poyraz doğrudan diyor ki bu saldırıyı azmettiren belediye başkanıdır. Ne diyorsunuz bu ithama? Öncelikle Ergun Poyraz'a geçmiş olsun diliyorum. Olay gerçekleştiğini duyduğum andan itibaren çok yakından ilgilendim. İl Sağlık Müdürümüzle görüştüm, eşini aradım, Emniyet Müdürümüzü aradım. Konuyu yakından takip ettim. Çünkü biz Kuşadası'nda bir düzen, bir huzur ortamı yaratmaya çalıştıkça bazı talihsiz olaylara maalesef muhatap oluyoruz. Biz düzen kurmaya çalıştıkça düzen bozmak üzere bir takım hareketler oluyor. Dolayısıyla da bunu da onlardan biri olarak kabul ettik ve olabildiğince bu konunun takipçisi oldum. Üzüldüm böyle bir açıklamayı şimdi söyledi arkadaşlarım. Bizim böyle bir şiddet olayının tarafı olmamız, teşvikçisi olmamız asla mümkün olamaz. Ben hukukçuyum, avukatım. Yıllarca hayatım boyunca bunlarla mücadele ettim. Şimdi bunların bir tarafı olarak gösterilmiş olmak bence yaşadığı talihsiz olayın travmasıyla yine talihsiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum Ergun Bey'in. Nitekim konu yargıda gözaltına alınan birileri var. Süreç mutlaka yargı tarafından aydınlanacaktır. Bunlar aydınlandığında da Ergun Bey benden özür dileyecektir. İnanıyorum buna. Şikayetçi olacağını söylemiş. Bu röportajdan anladığımız bu. Şikayetçi olacağım diyor. Peki bunun arkasında ne olabilir? Bir husumet var mıydı? Yani biz bir düzen kurmak istiyoruz ama bozulmak isteniyor bu düzen diyorsunuz. Hani kimleri kastediyorsunuz burada? Biraz açabilir misiniz lütfen? Betül Hanım, son zamanlarda bir yakın zamanda benim başkan yardımcıma bir silahlı saldırı oldu. Yine yakın zamanda bir önceki belediye başkanımıza benzer bir saldırı oldu. Yani bunlar olmasın diye çabalıyoruz. Çünkü bir düzen kuruyoruz. Düzeni de bozmak isteyen birileri her zaman olacaktır ama biz bu konudaki mücadelemizi devam ettireceğiz. Kuşadası için, Kuşadalılar için bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu konuda Ergun Bey'in bir yıldır bize, belediyemize, şahsıma karşı sürekli bir iddiası, bir iftirası sürekli surette var. Ama biz bunlarla ilgili savcılık dosyalarımız var, şikayette bulunduk, yargının peşindeyiz, yargının takipçisiyiz. Aksi bir şeyin olması mümkün değil. Dediğim gibi ben avukatım ve hayatım boyunca bu tip işlerle uğraştım. Hele ki bulunduğum konum itibariyle kente huzur ve güven ortamı sağlamaya çalışan biri olarak böyle şeyler olsun istemiyorum. Buradan da hem emniyet güçlerimizle hem yargı mensuplarıyla bir kez daha çağrı yapıyorum. Bunları hızla aydınlatalım, biz de elimizden geleni yapalım ve bu tip konulara bizim kentimiz muhatap olmasın istiyorum. Şimdi Ergun Bey'in belediyeye daha önce bir takım yolsuzluklar konusunda, ihale yolsuzlukları konusunda ihbar mektubu gönderdiği belirtiliyor. Ben bunu size sorayım. Geldi mi böyle bir ihbar mektubu? Elinize ulaşmış mıydı? Ve tam olarak söz ettiği iddialar hakkında ne söylersiniz? Bir de bu belediyeye verdiği bu ihbar mektubu da saldırganın ofisinden çıkmış. Bu şirketle, bu ihalede adı geçen bu şirketle bağlantılı olabileceğini düşünüyor musunuz bu saldırının? Tabii yargıya intikal etmiş konuda bir şey söylemek istemiyorum ama bu olay olduktan sonra tabii ki araştırdım konuları. Bundan 15-20 gün önce bir soru bilgi edinme yasası kapsamında bir talepte bulunmuş Ergun Bey. Nitekim arkadaşlarımız da bunun cevabını hazırlıyordu.
Saldırının olduğu günde bir dilekçe vermiş. O dilekçede bilgi istemekten çok benimle ilgili yine iddia, hakaret içeren metinler var. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmak için arkadaşlarım gerekli çalışmayı yaptılar. Sanırım da verdiler. Ama bilgi edinme kanunu kapsamında belli ihalelerle ilgili sorular sormuş. Belediyedeki arkadaşlarımız da bunun cevaplarını hazırlayıp göndermek üzere plan yapmışlar. Benim edindiğim bilgi, belediye personelinden edindiğim bilgiye göre. Hı hı. Yani dediğim gibi bir yıla yakındır Ergun Bey sürekli bize bu iddialarını, bu iftiralarını sürdürüyor. Biz de yasal çerçevede yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Nitekim suç duyurularımız oldu. Bilgi edinme kanunu kapsamında sorduklarına cevaplarımızı vermek üzere hazırlığımızı yaptık. Yani bugün başına gelmiş olan bu talihsiz konu hakikaten bir kere her şeyden önce çok üzüldüm Betül Hanım. Çünkü bu benim kentimde, benim belediye başkanlığı yaptığım kentte bunlar olmasın diye çabalıyorum. Hı hı. Bu talihsiz konuyu kalkıp bununla mücadele eden bir kişi olan bana bağlıyor olması tamamıyla ruh sağlığının yerinde olmadığını düşündürüyor bana açıkçası. Yine söylüyorum, adalet gerçekleri aydınlattığında Ergun Bey benden özür dileyecektir. Buna inanıyorum. Hı. Peki efendim, yani bir yıldır hani Ergun Bey bizi eleştiriyor, ithamlarda bulunuyor dediniz ama hani bir gazeteci, bir yazar bir konuyu sorguluyor olabilir ve onun söz ettiği konulara ilişkin yanıtınız ne olur acaba? Hani bu ihale konusunda bir usulsüzlük, hani buna ilişkin de yanıtınızı duymak isteriz buradan. Yani ben şimdi bu konulara buradan nasıl cevap verebilirim? Bu mümkün değil. Bunun incelenmesi lazım. Bizim bir konuyu hukuka aykırı yaptık demem mümkün mü? Tam tersi, biz her şeyimizi hukuka uygun yapmak üzere çalışıyoruz. Bütün ihalelerimiz açık ihale. Yani saldırıyı yapan adamlar PKK'lıydı diyor. Firma PKK'lıydı hı hı. diyor. Peki ben size soruyorum. Bir devlet kurumunun ihalesine girenlerin güvenlik soruşturmasını kim yapıyor? Emniyetimiz yapıyor. Bizim böyle bir firmayı ihalelerimize alabilmemiz mümkün mü? Hukuken mümkün değil. Yani bunun bir kere açıkça amacının belli olduğu ortada. Yani bu saldırıyı yapan bir kere bana zarar vermek istiyor kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Yani bana zarar vermek istiyor. Bu benim için yapılmış bir kumpas. Yani bu kentte itlaf içinde olduğunu söyleyen bir kişiye karşı böyle bir saldırıyı yaptıracak adamın salak olması lazım. Bu bana yapılan bir kumpas. Hı hı. Ve peki, bundan dolayı da üzülüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben bugün eşini tekrar aradım. Üzüntülerimi bildirdim. Yardım edebileceğim bir şey var mı dedim. Her şeyin dışında. Hı hı. Çünkü bizler bunlarla hep karşılaşıyoruz. Hep böyle talepler geliyor, iddialar geliyor. Bir şekilde bunları yargı yoluna gidiyoruz. İlk yapan Ergun Bey de değil. Ama hı hı. sonuç itibariyle biz bunlara cevap vermekle mükellefiz. Hukuki olanlarına ve kurum olarak da cevabını veriyoruz. Ama bugün şunu çok net söyleyebilirim. Biz Kuşadası'nda yapılmayan, Kuşadası'nda yıllarca kaçınılan birçok ihalemizi açık yaptık. Kamuoyunun önünde yaptık, canlı yayınla yaptık. Ben belediye kurumu böyle bir iş içindedir, bir yolsuzluk içindedir iddiasını kabul etmem mümkün değil. Tam tersine Kuşadası Belediyesi her şeyini hukuka uygun yapmak için en iddialı, en ısrarcı belediyedir. Bizler bunun için çabalayarak uğraşıyoruz. Böyle anlaşılsın, böyle kabul edilsin diye uğraşıyoruz. Evet. Böyle bir ortamda, her şeyin açık olduğu bir ortamda eğer gerçekten bir hukuka aykırılık varsa zaten devlet kurumları gereğini yapar. Hı hı. Yani bunun için başka ki bir şeye de ihtiyaç yok. Hı hı. Bizleri denetimden geçiyoruz. Örneğin ileri sürülen birçok iddia ile ilgili Sayıştay denetiminden geçmişiz. Kontrolör denetiminden geçmişiz. Şimdi o kadar çok şey söylüyor ki Ergun Bey. Bunlara benim buradan cevap vermem mümkün değil. Zaten yazılı veriyoruz cevaplarını. Onun dışında da mutlaka yapmıştır şikayetlerini, gerekli araştırmalarını. Devlet kurumlarımız yapar, yargı yapar. Zaten bütün gerçekler de ortaya çıkar. Hı hı.